Şimdi büyük patlama kuramından biraz daha çok bahsetmek istiyorum. Çünkü konuşacağımız şeylerle ilgili burada önemli ipuçları var. Hikayesi kısaca şöyle evrenimizin. İlk önce dedim bir patlama gibi bir şey oluyor. Aslında patlama demek çok da doğru değil. Bir açılma oluyor. Uzay zaman ortaya çıkıyor. Bunun içinde ışık var başta. Bu ışık elektronlarla kuarkları üretiyor. Yani bu atomu oluşturan temel parçacıklar gördük. Kuarklarla elektronlar. Elektronlarla kuarklar açığa çıkıyor. Bunlar saniyenin milyonda biri bir zamanda evrenin ilk açığa çıkıyorlar ve ondan sonra bunların üretimi duruyor. İlk 3 dakika içerisinde kuarklar bir araya gelip proton nötronları oluşturuyor ve bunlar size gösterdim ya en basit 3 atom hidrojen, helyum, lityum bunları oluşturuyor. Tabii bunların çekirdeğini oluşturuyor aslında. Elektronlar daha yerleşip dönmeye başlamamıştır. İlk 3 en basit atomun çekirdeği oluşmuş oluyor. Ondan sonra 300 bin yıllık bir zaman beklememiz gerekiyor ki ilk atomlar ortaya çıksın. Yani evrende ilk 300 bin zamanında 300 bininci yaşına kadar atom dediğimiz şey yoktu. Temel parçaları vardı sadece. 300 bininci yaşında elektronlar yörüngeye oturdu ve ilk atomlar oluştu. Oluşan atomlar dediğim gibi en basit olanları hidrojen, helyum ve lityum. Büyük hidrojen ve helyum bu gaz bulutları. Çoğunlukla bu arada hidrojen, helyum, lityum çok çok az miktarda var. Bu hidrojen ve helyum atomları burada yukarıda da gösteriyor aslında hikaye. İşte ilk 3 dakika içerisinde hidrojen, helyum çekirdekleri oluşuyor. 300 bininci yaşında bunlar elektronlar yörüngeye oturuyor, atom oluşuyor. Yer çekiminin etkisiyle bu hidrojen, helyum atomları sıkışıyor. Dev gaz bulutları ve İlk galaksileri oluşturuyor. Bu ilk galaksiler çok daha büyük yıldızlardan oluşuyor. Bugünkü yıldızlardan çok bol olduğu için o dönemde. Ve ilk galaksiler yaklaşık 1 milyar yıllık bir zaman yaşadıktan sonra tabi bunların oluşması da 1 milyar yıl sürüyor. İlk bir kısmı yıldızların ölüyorlar. Yıldızlar hidrojen ve helyumdan oluşuyor. İşte bu ilk sıkışa. Bu yıldızların içinde demire kadar olan elementler pişiyor. Yani bugün bizi oluşturan karbon, kalsiyum vesaire bunlar yıldızların içinde pişerek oluşuyorlar. Yıldızlar da tabii demire kadar oluşturabiliyor. Demirden büyük olanını yıldızın çekirdeğinde oluşmuyor. Ya nasıl oluşuyor diyeceksiniz daha büyükleri. Yıldızlar öldükleri zaman süpernova patlamaları oluyor büyük yıldızlar öldüğü zaman. Bunlar yaklaşık olarak 100 yılda bir her galakside bir böyle süpernova patlaması olur. Bu patlama sırasında oluşuyor. Demirden daha ağır olan elementler. Bunlar sadece patlama sırasında oluştuğu için çok daha nadir olur evrenimizde. Bildiğimiz örnekleri altın, gümüş. Niye değerli bunlar? Çünkü nadir bulunuyor. Niye nadir bulunuyor? Çünkü bunlar sadece yıldızların ölümü sırasında ortaya çıkıyor. Demir bol mesela dünyanın çekirdeği demirden. Niye? Çünkü yıldızların kalbinde en son oluşan element demir. Bol bol demir oluşuyor. Tabii bunların hepsi hidrojen, helyuma kıyasla çok az. Sonuç olarak bizi oluşturan elementler bu şekilde yıldızların içinde pişip yıldız ölünce dağılıyor. Yeni nesil yıldızlar oluşuyor, ikinci, üçüncü nesil yıldızlar oluşuyor. Yani yıldız oluşumu devam ediyor. Evrenimiz daha genç, şu anda yeni yeni yıldız sayısı artıyor aslında, azalmıyor. Daha yeni yeni yıldızlar oluşmaya devam ediyor. Bu kısaca evrenimizin hikayesi.